2020 Salı günü Güney Afrika Vaal Hipodromu'nda tekrar yarışlar tahminlerimizle beraberiz. Güzel bir çalışma yaptık. Bir aksilik olmazsa küçük bir kuponla bu haftayı atlatmayı planlıyoruz inşallah. Hemen Vaal'daki hava durumuna bakalım. 33 derece gayet sıcak bir hava var. Rüzgar pek yok. Nemlilik oranı bayağı yüksek. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hava. Yarışlara müsait. Çim hepsi olacak zaten yarışlar. Hemen baktığımız zaman bütün yarışlar çim. İlk koşu yani ikinci koşudan itibaren başlıyoruz. Birebir gidiyoruz bu sefer. Maiden 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre bir hız koşusu bu. Hemen görüşlerimize burada başlayalım. Birinci ayak ikinci koşudan itibaren. 7 numara South East. 4 Haziran'daki son koşusunda ikinci olan Safkan bu grupta ilk şans verdiğimiz favoridir. South East. Bütün bu hazırlıklarımızı arkadaşlar biz hiçbir AGF oranı bilmeden, bakmadan yapmaya başladık. Hani bilginiz olsun. Tamamıyla bu Güney Afrika ve İngiltere üzerinden takip eden arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler, bize geçtikleri bilgileri burada aktarıyoruz. Evet. 11 numara Valerian King, 11 Haziran'daki dördüncülüğü güzeldi. Bu uygun grupta kazanma şansına sahip. 8 numara Thai Gold, 11 Haziran'daki altıncılığı rakibinin hata yapmasını kollayacak. Ekürüler var. 3, 4, Jubilee ve Liquid ekürleri. İlk kez koşacak ekürü bunlar. Sürpriz konumunda bunlar. Çünkü belli değil. Yani gösteriyorlar bunları gelir diye. O şekilde. Burada da Proficient'ın güzel bir ganyanı çıkacak. Bugün üstün kanatıyla ilk kez koşacak olmasına rağmen dikkat diyoruz. 7, 11, 8, 3, 4 ekürüler ve 6 numara. İlk ayakta bizim tavsiyelerimiz bunlar. Hemen altılı ganyanın ikinci ayağı, üçüncü koşuya geçiyoruz. Burada da Maiden dişiler var bu sefer. 1800 çim. Üç yukarı İngilizlere ama üç yukarı İngiliz demişler. Üç ve yukarı İngiliz hatta ama hepsi üç yaş. Bakıyorum bir tane dört var. Jack Swan diye. Evet. Hemen bu koşuyla ilgili görüşlerimize geçiyoruz. Üçüncü koşu. Baktığımız zaman 11 numara Senescence ve 8 numara Athenian Queen. Ekürüler bizim burada ilk sırayı verdiğimiz şans tanıdığımız safkanlar. 6 Haziran'daki ikinciliği bile bu grupta kazanması için yeter. İlk favorimizdir. Bu 11 numaralı Scans'ten bahsediyoruz. 2 numara Super Duper. 8 Haziran'daki dördüncülüğü bu grupta ses getirir. Favori. O iki grup atı yazmak gerekiyor. Birinci Spirit Love 1 numara 8 Haziran'da yarış gördü. Üçüncü oldu bu grupta şansı var. 1 numaralı Spirit Love'ın. Sürpriz de bu da Jack Swan. Hatırlarsınız 4 yaşındaki tek safkandı. 2 Haziran'daki altıncılığına inanmıyoruz. Burada sürpriz dikkat demiş Jack Swan. Evet arkadaşlar. Hemen dördüncü koşuya geçiyoruz. Handikap bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre. Uzun metrajlı bir koşu bu. Baktığımız zaman 8 yaş, 6 yaş, 5 yaş atlar var. Hemen değerlendirmemizi yapalım. Dördüncü koşu. Üçüncü ayak. 5 numara Master and Man. 17 Mart'ta son koşusunda ikinci olan Safkan bu grupta birinci sırada favorimizdir. 5 numara Master and Man. 6 numara Nimka 8 Haziran'da yarış görerek 6. olan Safkan bu yarış için fit durumda favorimizdir. İki atı da ayırmıyoruz birbirinden. Nimka ile Master and Man'i. 1 numara American Indian. 6 Haziran'da yarış gören Safkan Vaal'de ilk galibiyetini almak istiyor. Bütün galibiyetleri tur finalinde bu Safkan'ın. Vaal'de hiç birinciliği yok. Ama burada artık zamanı geldi de diyebiliriz. Gelmiş de olabilir. Dikkat etmek lazım. O yüzden liste koyuyoruz. Ve Christopher Robin 8 Haziran'daki dördüncülüğü bu grupta sürpriz olarak ben de varım diyor. Christopher Robin'e bir bakalım. 8 Haziran'da evet.
Amerikan anne tarafından South Afrikan diye South Afrika. Evet. Geliri var arkadaşlar, sürpriz olarak değerlendirmek isteyen koymak isteyen koyabilir veya koymayabilir. Tabii ki size kalmış bir şey. Şimdi 5. koşuya geçelim. 4. ayak bu. Yine çim pistler, hep çim pist zaten. 3 ve yukarı İngilizler handikap koşu 2000 metre. Uzun metrajlı bir koşu bu. 60 kilogramdan başlıyor aşağıya doğru. 56, 55, 50, evet 16 at burada var. Dikkat etmek lazım bu ayağa. Hemen değerlendirmemize bakalım. Baktığımız zaman dördüncü ayak bize neler diyecek? Evet, gördüğünüz gibi 6 tane at tavsiyemiz var burada. 3 numara Meraz. 24 Aralık'tan beri koşmayan safkan üstün kanatı ve bu grubun üstündeki konumu ile ilk sıradaki favorimizdir. Burada bir şey daha var. Bu Meraz ağır bir çalışma sarf etmiş. De bir not vardı. İngilizce olarak onu buraya aktarılmamış. Ağır çalışmalarla yani çok zorlanarak çalışmalar yapıyor. Bu bir an evvel formu kazansın diye. O yüzden başa koyduk biz bunu. 7 numara Gentleman's Wager. 14 Haziran'daki dördüncülüğü tatmin ediciydi. Burada favorimizdir. Gentleman's Wager'ın 7 numara. 11 numara Latin Opus. 8 Haziran'daki 8. zincirine inanmıyoruz. Bu grupta şansı var. Listeye girdiyse mutlaka bir sebebi vardır arkadaşlar. 5 numara artık sürprizler var kırmızıyla yazdığımız. Selhay 5 numara. 4 Haziran'daki 7. zincirine inanmıyoruz burada sürprizde. 9 numara Apollo Robbins. 4 Haziran'daki 8. yaptı. Burada sürpriz şansı var. 2 numara Manitoba. 14 Haziran'da idman yaptı ve bize göre sahte bir 12. oldu. Burada usta jokeyle sürpriz kat. Bakın bu Manitoba ya mutlaka kuponlarınızı yazın arkadaşlar. Burada bu kırmızıyla olduğuna, en dipte olduğuna bakmayın. Normal şartlar altında yani ansiklopedik bilgilere göre normal şartlar altında gelmemesi lazım bu safkanın. Fakat jokey bunu tercih ediyor ve bu 14 Haziran'da resmen idman yapıyor. Bununla karşılaştık zaten. Manitoba'ya bakalım bir burada. 5 yaşında safkan. Bakın anne tarafından kan hattı çok güzel. İrlandalı, Painter's Dream ve Saddler's Wells Amerikan. Ve burada da bir ikincilik gözüküyor bakın. Şöyle. Bakmayın bu 4, 9, 9, 0 falan. Binen kim? Sam Brown biniyor. Brown biniyor. Usta jockey biniyor. Dikkat etmek lazım. Size tavsiyemiz bu Manitoba. Manitoba. Bize ver bir para, bir torba olsun inşallah. Manitoba'ya dikkat etmek lazım. Evet. Diğer koşuya geçiyoruz. Diğer ayakta 6. koşu. Vaal, Güney Afrika. Koşular devam ediyor. 15.55 şartlı 3 ve yukarı İngilizlere 1200 metre çim. Evet. Buradaki hemen durumu kontrol ediyoruz. Baktığımız zaman 5. ayak tek. Evet. Land of the Brave 5 numara. Vaal'deki birincilikleri tatminkar. Her ne kadar 20 Şubat'ta 5. yapsa da bu hipodromuna attı. Ve bu koşuda tüm rakiplerinden avantajlı, bunu kullanmak isteyecektir. Bankomuz tek. Şimdi Land of Brave Turfaniente'ne gitmiş. Diğer hipodromlara da gitmiş. Ama geriye doğru biz baktığımız zaman bu atın daha evvelki tarihçesine bütün birincilikleri hep bu Vaal'de yapmış. Şimdi bugün de gayet güzel 20 Şubat'ta da çalışmasını yapmış. 5. olmuş. Hazırlığını da tamamlamış. Bize göre bu grup içerisinde Land of the Brave tek gelecek olan Safkan. Ben baktığım zaman Arapao var burada. Arapao bunu zorlayabilir. Land of the Brave'e baktığımız zaman da Amerikan ve İrlanda anne baba tarafından gördüğünüz gibi ve bakın dereceler resmen ben geliyorum diyor. Devamlı tabelada, devamlı bir ikinci ve dördüncü, birinci Land of the Brave. Bu grubun çok üstünde. O yüzden biz bu GR Sister'la kazanacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bakalım inşallah dediğimiz olur.
Bize güvenenlerin de yüzünü karartmamış oluruz. Evet, 6. ayağa geldiğimiz zaman 6. ayak hemen buradan bir kontrolümüzü yapalım. Kaç metre olduğuna bakalım. 1200 metre handikap 3 ve yukarı İngilizlere demiş. Hemen onunla da ilgili 6. ayak sonuncu ayağımız bizim 7. koşu. 6 numara Dan The Lad 19 Mart'ta 5. Val'daki rakiplerine geçmeye yeterli favorimizdir. 11 numara Bohica bize göre koşun en şanslı ismi. Tour Fontaine'de yaptığı birincilikleri burada devam ettirmek istiyor. Bohica. 9 numara Urban Rock. Kasım 2019'dan beri start almayan Safkan bu mesafede bize göre favori konumundadır. Bakın 3 atta bu arada birbirlerine çok yakın şansa sahip. 6, 11 ve 9. Bunların akabinde 3 numara Danza. 7 Mart'ta son koşusunu yapan Safkan iyi durumda değerlendirilmeli diye not düşünmüş. 3 numara Danza ve sürpriz de Old Man Time. Form durumu çok iyi. Her an birinci gelebilir. Evet, Old Man Time arkadaşlar gelebilir. Çok dikkat edin. Bunu da yazın bence. Bu son ayak sıkıntılı bir ayak normalde. Böyle kapalı gözlüğü falan hepsini takmış. Fransız gerçi ama yaptığı dereceler güzel. Bakalım 4 yaşında. 1200 metre mesafede. 1400'lerde yarışmış genelde. Evet, bugünlük Turfan Vaal'dan size tahminlerimiz bunlar. Arkadaşlar, yabancı koşullara devam ediyoruz. Full time çalışıyoruz. Sizlere en iyi bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah bizim bilgilerimizi kullanarak güzel kuponlar yapıyorsunuzdur, kazanıyorsunuzdur. Bol bol kazanın arkadaşlar. Sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Lütfen beğen yapmayı ve kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı da kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Her şeyin gönlünüze göre olmasını temenni ediyoruz. Mutlu bir yarış günü diliyoruz. Görüşmek üzere.